Herkese merhaba. Hollandaca online derslerden ben Deniz. Bu videoyu çekme amacım bir izleyicimin sorduğu bir soruya yönelik. Hollandaca öğrenirken özellikle Hollandalıları anlamak için ne yapmak gerekir, nasıl öğrenmek gerekir diye. Bununla ilgili buna yönelik bir video hazırlayayım dedim. Öncelikle arkadaşlar şöyle başlayalım. Hollandaca zor bir dil mi? Evet arkadaşlar, Hollandaca zor bir dil. Yani bu soruyu herkese sorduğumuzda zor cevabını alamazsınız ama eğer Türkçe konuşuyorsanız, ana diliniz Türkçe ise, evet Hollandaca bizim için zor bir dil. Zor olmasının sebebi bizim Türkçe dilinin gramer yapısına çok farklı olması, telaffuz şeklinin daha farklı olması, biz bu zorlukları getiren noktalar. Yani gramer Türkçe'de olmayan şeyler var. İşte article'lar, sıfatların belli bir hale dönüşmesi, ne bileyim. İşte the, had, and article'ları zaten başlı başına bizi zoruyor, yoruyor yani. Bizim dilimiz sondan takılı, bunlar önden takılı vesaire. Bu tarz şeyler Hollandacayı bizim için zor yapıyor. Ama öğrenilmeyecek bir dil mi? Tabii ki değil. Yani dünyanın neresinde konuşulursa konuşulsun bir dil hiçbir zaman zor değildir. Yani böyle insanın öğrenemeyeceği şekilde zor değildir. Ama hani bunun zorluğunu ya da kolaylığını belirleyen bizim hangi seviyede öğrenmek istediğimiz. Yani akademik bir seviyede ben üniversiteye gideceğim, bunun için bu dili öğrenmek istiyorum diyorsanız, dolayısıyla bunların istediği B2 düzeyinde, en azından akademik düzeye yakın dil seviyesidir. Ha, bu imkansız mı? Değil tabii ki. Yani Hollanda'da şu anda yaşayan yüz binlerce yabancı bu dili öğrenmiş, üniversitelere gidiyorlar. Yani gramer olarak, dili yazmak olarak belki de Hollandalılardan daha iyiler. Ama konuşma konusu sonuçta bunların kendi ana dili olduğu için daha hızlı anlama ve kavrama, daha hızlı cevap verme olanağı daha farklı yabancılardan. Bu açıdan bakıldığında hani imkansız değil. Peki hangi yolları izlemeliyiz? Yani benim tavsiyelerim Hollandaca öğrenirken, yani diğer yabancı dilleri de öğrenirken aynı şekilde izlediğim yol. Neler yapmalıyız? Nasıl öğrenmeliyiz? Arkadaşlar benim ilk tavsiyem Hollandacayı öğrenirken, yani sıfırdan başladıysanız, adım adım gitmeniz. Hani Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş bir dil seviyeleri vardır. İşte A1, A2, B1, B2. Şimdi ilk başladıysanız bu dili öğrenmeye A1 seviyesindesiniz demektir. Yani başlangıç seviyesi. Doğal olarak A1 seviyesindeyken B1 konularını, yani B1 düzeyindeki bir insanın yaptığı şekilde dili kullanamazsınız. Bunun için kendinizi kasmayın ya da umutsuzluğa düşmeyin bu noktada. A1 seviyesindeki bir insan sadece kendi ismini, yakın etrafındakileri tanıtmayı, adresini söylemeyi, adres sormayı gibi konuları ya da işte bir mağazaya gittiği zaman en basitinden bir şeyin fiyatını sormayı, fiyatını öğrenmeyi ya da süpermarketten bir alışveriş yapmayı. Yani en basit haliyle bunları, işte renkleri, sayıları, ayları bilir arkadaşlar. Ama bunun ötesine geçtiğiniz zaman ya ben bunları anlamıyorum. Hani A1 seviyesinde ders alıyorsanız ve daha ilerideki seviyeleri var. Ben o kadar uğraşıyorum A1 seviyesinde çalışıyorum olmuyor şeklinde bir umutsuzluğa düşmeyin. Hani her dilde olduğu gibi Hollandaca'da da adım adım gitmek lazım. Burada en önemli arkadaşlar, hani başlangıç düzeyindeki arkadaşların bu noktada umutsuzluğa düşmemesi gerekiyor ve burada dikkat edeceğiniz, öğrendiğiniz her konuyu mutlaka pekiştirmelisiniz. Hani insan beyni öyle bir şey ki ilk başta öğrendiğini geçici belleğe atar arkadaşlar. Eğer bu arkasından tekrarlanmazsa, yani bir gün sonra, bir gün sonra ve hani bir gün sonra, örnek veriyorum, çalıştınız bunu, başka konulara geçtiniz, 10 gün sonra bu konuya tekrar dönmeniz gerekiyor ki kalıcı belleğe atabilsin beyin bunu. Bu çok önemli. Yani öğrendiğinizi mutlaka pekiştirmek. Hani sadece öğrenirken, örnek veriyorum, YouTube'dan çalışıyorsanız izlediğiniz videolarla yetinmeyin arkadaşlar. İzlediğiniz bir konuyu, öğrendiğiniz bir konuyu ayrıldıktan sonra da işiniz varsa, işe giderken, yolda yolculuk yaparken vesaire kendi beyin içinizden tekrarlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Şimdiki zamanı öğrendiniz. Fiillerin çekimini. İşte ik leert, yay leert, hay leert, zay leert. Bu şekilde arkadaşlar tekrarlayın. Yani kendi kendinize cümleler yapın. Mesela başlangıç düzeyindeki bir insansanız, yeni öğrenmeye başlamışsanız şu şekilde tekrarlayın sürekli. Ik heet Deniz. Ik woon in Amsterdam. Ik ben 35 jaar oud. Ik kom uit Türkiye. Yani bunu bu şekilde arkadaşlar arka arkaya kendi içinizden tekrarlarsanız
Bir de evde arkadaşlar, hani hiç kimse yokken kendinizi rahat hissettiğiniz durumlarda bunları sesli olarak söyleyin. Hani ses, hani düşünerek bunu öğrenmek var. Bir de sesli olarak söylemek, dilimizdeki bu cümleleri, kelimelerin hızlı söylenmesini ve bizim beynimizin de bu seslere alışmasını sağlar. Başka bir konu, mutlaka her öğrendiğiniz konuyla ilgili kelimeler öğrenin. Her gün yeni kelimeler seçin. Özellikle fiillerle birlikte sıfatlar ve isimler. Mutlaka öğrenin. Kelime bilgisi çok önemli. Kelime bilgisiniz ne kadar çok olursa dili o kadar rahat anlamaya başlarsınız arkadaşlar. Hani örnek veriyorum, 10 bin, 20 bin tane kelime biliyorsunuzdur. Bunun 5 binini, 7 binini kullanıyorsunuzdur aktif olarak. Geri kalan kelime bilgisi arkadaşlar, sizin bu yabancı dili hangi düzeyde olursa olsun anlamanızı sağlar. Örnek veriyorum, bir Hollandalı ile konuşsanız, normalde hani yüksek düzeyde üniversite eğitimi almamış bir Hollandalı. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, hemen hemen her ülkede böyledir, ana dilini konuşan ülkelerde. Ortalama her insan B1 düzeyinde konuşur arkadaşlar. Evet, yani yapılan araştırmalar bunu göstermiş. Hani her ülkede yani insanlar ana dilini konuşuyorlar ve o ülkedeki insanların konuştuğu dil B1 düzeyi. Ama ana dil olarak geldiği için, hani çocukluktan, doğduğu andan itibaren o dili duyduğu için aktif olarak konuşup anlayabiliyorlar birbirlerini. Bizde de yabancılar için kelime bilgimiz ne kadar çok olursa, hani pasif olarak da kalsa, dili anlamamızı sağlar. Ve en önemli nokta, başka bir tane, eğer yabancı dil öğreniyorsanız, Hollandaca da öğreniyorsanız, Hollandalılarla kontak kurmanız arkadaşlar. Ya çalışıyorsanız bu biraz daha kolay, çünkü orada sürekli kontak kurmak zorundasınız onlarla ve bir süre sonra aradaki farkı göreceksiniz. Hani Hollandalılarla kontak kurmadan öğrenilen dille kontak kurulan dil arasındaki farkı çok hızlıdır. Yani kontak kuran biri hızlı, dili daha hızlı öğrenir, daha hızlı anlamaya başlar, birçok şeyi daha rahat söylemeye başlar. Ama kontak kurmadan öğrenilen bir dil birazcık daha arkadan gelir arkadaşlar. Başka önemli bir konu, Hollandaca mutlaka bir şeyler okuyun. Başlangıç düzeyindeyseniz, biraz öğrendikten, kelime aldıktan sonra çocuk kitapları okuyun arkadaşlar. Başlangıç düzeyindeyseniz 3 yaşındaki çocuklar için hazırlanmış basit kitaplar vardır. Basit kelimelerle, basit cümlelerle. Onları alın, okuyun arkadaşlar. Yani cümleleri alın, anlamıyorsanız tercüme yapın, kelimeleri öğrenin. Oradaki öğrendiğiniz, okurken öğrendiğiniz kelimeler kalıcı olacaktır. Gazetelere göz atın arkadaşlar. Yani anlamayabilirsiniz ama anlamaya çalışın. Yani burada neyi görürsünüz? Cümlelerin gramer olarak nasıl kullandığını görürsünüz. Basit düzeyde, yani örnek veriyorum, B1 düzeyinde trenlerde satılan, ücretsiz satılan demiyorum, trenlerde dağıtılan ücretsiz gazeteler vardır. Bunlar B1 düzeyindeki insanlara göre yazılmıştır. Yani dil seviyesi daha aşağıdadır. Başka bir önemli konu, özellikle dili anlamak, dinlediğini anlamak noktasında arkadaşlar, istisnasız her gün radyo dinleyin. Hollandaca radyo ya da televizyon. Hiç şansınız yoksa NOS diye bir tane TV kanalı var. Oranın akşam haberlerine internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Google'a NOS yazarsanız mutlaka çıkar. Akşam haberlerini mutlaka dinleyin arkadaşlar. Dinlemek önemli. Hani boş kaldığınız zaman da kulaklıkla çalışıyorsanız takın arkadaşlar. Hollandaca radyoyu indirin cep telefonunuza ve oradan her gün istisnasız dinleyin. Sıkıcı mı gelecek? Evet, sıkıcı gelecek. Ama şunu göreceksiniz, bir süre sonra konuşulan kelimeler, kelimenin anlamını bilmeseniz bile kulağınıza böyle tane tane Türkçedeki gibi gelecek. Yani kelimeyi anlayacaksınız, hani hangi kelimeyi kullandığını anlayacaksınız fakat anlamını bilmeyeceksiniz. Bu da sizi o kelimelerin anlamını öğrenmeye itecektir arkadaşlar. Yani benim önerilerim Hollandaca öğrenirken bunlar. Aslında her dil öğrenirken bunlar. Yani gramer tek başına öğrenirseniz gerçekten dili öğrenemezsiniz. Gramerin yanında bahsettiğim gibi Hollandalılarla kontak kurmak, bol bol Hollandaca radyo ya da program dinlemek, kitap okumak ve yeni yeni her gün kelimeler öğrenmek. Yani günde 3 kelime bile öğrenseniz bir yılın sonunda arkadaşlar Hollandacanız müthiş bir düzeye gelmiş olacak. Benim önerilerim bunlar. Hoşça kalın. Kolay gelsin.